Evet değerli avcı dostlar, bugün Kadir abim ve Turgut abim, değerli abilerimle bir bıldırcın avına geldik. Hava güzel, yağmur yok, sis yok. Fakat kuş açısından çok iyi değil. Ama yine de bu avcılık işi nasip işi belli olmaz. Bakarsın birkaç kuş buluruz. Nasibimizde ne varsa avlanırız diye düşünüyorum. Kadir abimle de herhalde ilk defa avlanacağız, değil mi? Evet, öyle olacaktır. Sizinle ilk defa avlanacak. Ben de heyecanlıyım. Bayağı heyecanlıyım. Sizin gibi iki ustayla birlikte ava çıkacağım. Estağfurullah. Bakalım, hem eksiklerimi göreceğim, hem de sizin tecrübelerinizden faydalanacağım. Sizleri izlerken çok zevk alıyordum. Ama şu anda birebir merada birlikte avlanırken de çok zevk alacağımdan eminim. İnşallah. Turgut abi sen ne düşünüyorsun? Sözün bittiği yer hep aynı. Koca usta her neyse. Evet. Kısmet neyse o. Biz bugün mücadelemizi veririz bu sıcak havada. Ama Rabbim nasip eder etmez. Çok da önemli değil. Yani bir şekilde burada merada olmak, doğada olmak aynen, bizim tabii, için çok aynen. Daha önemli. Aynen. Tüm avcı dostlara rastgele deyip biz avımıza başlıyoruz inşallah. Evet, terafi almada kaldı. Yürüyün siz, yürüyün ya. Altıma giden bunların böyle. Yürüyün musun diye avlanması, yürüyün ben seni alayım. Hanginde? Şükür adamı. Çağır. Şükür gel kızım. Gel. Dur daha bağlı ver. Gel. Gel Şükür. Gel. Gel kızım tamam hadi bu biraz şey yapar al abi sen. Gel. Şu alın hocam. Ver bakayım. Ver. Bırak kızım bırak kızım. Tamam, bırak kızım tamam bırak bırak. Tamam. Bırak tamam. Tamam. Yanlı bu. Evet yanlı onu kesiverelim abi. Hadi bir daha. Al gel. Al gel kızım. Canlı düştü orada.
Dur. Tamam. Aferin ya da bak nereden bu. Sonra da ferma bak. Ferma gel. Şey kuşu al. Al kuşu. Kadir abi ferma. Gel. Gel hadi Kadir abi. Hadi. Bu taraftan o yana doğru, bu arkamdan gelin, bu taraf, evet, bu tarafa doğru atalım. Evet, biraz bekleyin. Tamam, Kadir abi istersen geçebilirsin. Evet, takip edin. Evet. Doğrusu o abi, köpeği korumak daha öne bak. Bir taneymiş bu. Fişeği alalım Türk daha bir yerden. O bazen pozisyon. Kaçınca sinir oldum be ya. Ya bazen kaçacak. Tırt abi hep vurmak olmaz. İkinciye fermo vermedi. Hayvan demek ki o aldattı bizi. O ikinci de varmış orada. Hazırlıksız yakalandık çünkü. Hayırlısı olsun rastgele. Sağlık olsun rastgele. Ben oldu diye bak evet. Şey indirdim.
geldi. Şu adamın önüne bakın. Hay maşallah şu güzelliğe bak. Heh, gidiyor. Evet aldı. Sanki bu kokuş. Ayağından şey alan kuş gibi ağır kalktı. Olabilir. Ağır kalktı. Şükre getir. Gel Şükre burada. Şükre. Şükre. Aferin benim o kızıma be. Aferin be. Evet maşallah her an şov yapıyor bugün. Evet. İlk defa bir köpekle bıldırcın avı yapıyorum. Gerçekten. Bugüne kadar hep köpeksiz avlandım. Ama köpekle av yapmanın zevkinin çok bir başka olduğunu bugün gördüm. Daha şurada. Evet, ferma mı o? Hadi, değil, tamam devam et. Yani şurada vermiş olduğu ferma inanın vurmaktan çok daha keyifli, çok daha zevkli. İnanılmaz keyif alıyorum. Gerçekten evet, bugün inanılmaz keyif. Biz avcılığın vurma evet, tarafında değiliz. Evet. Şu olayı yaşıyorum köpeklerimizin yani fermasını, patronunu ferma vermesi onun o vermiş olduğu görüntü ne tüfek atmaya ne de avı vurmaya hepsinin önüne geçen aynı, bir güzelliğe sahip. Aynı aileyle evet, avlanıyoruz. Evet. Doğru. O amcası, öteki halası. Öyle mi? Aynı, tabii ki aynı. Evet. Yani hep çirkin soydu. Evet. Orada da sanki. Hadi. Abdurrahman var mı böyle çık tire köpeklerini seyre av merasında nerede ferma yaptıysa git. Böyle bir güzellik var mı? Ama öyle olması lazım zaten abi. Değil mi? Öyle olması lazım. Emre'yi biz aramayacağız köpekler arayacak aynen, yani. Aynen. Ama öyle ki her köpek de onu yapmıyor. Biberler nasıl dedin? Şöyle deyip geçmemek lazım.
Turgut abi daha yok, başka yoktur ve o da daha şey bile fırsat bırakmadı, kameraya bile giremedi, yükselemedi bile. Daha yükselmedi bile. Aferin kızım. Ben Barış gözünden gidiyor diyorum da bana şey yapmıyorlar. Ama köpekler de bulur zaten. Hera gel. Hera aferin kızıma be. Aferin be. Döktürün gel. Aferin gel. Gel buraya Hera. Temiz yerde al bunu. Gel bakayım. Temiz yerde al şunu. Gel. Gel Hera. Burada Hera. Gel kızım. Hani kameraya bile giremedi vallahi, yükselemedi bile daha. Otların arkasında kaldı. Gidiyor ama kuş. Ya. Gel bakalım. Gel. Hadi alıver bak, alıver. Kıskanıyor köpeklerden. Gel buraya. Gel. Niye böyle yapıyorsun sen ya? Onlar senin. Yağla mı ha? Bak. Gide bak. Bak, çok alçak gitti Artur ama. Evet, alçak geldi. Yerleri gitti, köpek bile fark edemedi onun kalktığını. Orada astımdaydı. Yani yaklaşık yerden iki karış vardı değil mi enişte? Fazla yoktu, yoktu yani. Yok. Hayvan yerden gitti. Göremedik. Eniştemde. O burada şu otların da arkasına geldi. Evet, belki kameraya bile girmemiş olabilir yani. Olabilir. O kadar alçak gitti yani. Büyük ihtimalle giremedi kameraya. Yani otların arkasından gitti. Tir de yüksek ama olsun ya. Artık atmasam gidecek öyle evet. Baktır ama. Mecbur kalmam. Ben işte dayanamıyorum be abi. Ya refleks mi ya? Refleks. Refleks. Güzel bir hayvan. Yağlı bir hayvan. Güzel. Ben bugün misafirim ama misafirlik gereğini yerine getiriyorum. Hem torbacılık yapıyorum enişteme Abdurrahman'a hem av yapıyorum. Olsun. Burada kural böyle. Bir misafire önce vurulan avları taşıtırlar. Ondan sonra misafirperverliklerini yaparlar. Ben bugün misafirim. Aynı zamanda torbacıyım. Reyi. Hadi yürüyün siz.
Şu güzellik ne güzel değil mi abi? Yürüyün yürüyün. Kadir abi sağa doğru geç sen de. İşte. İşin güzelliği burada işte. Yer... Aferin kral. Evet. Yaradan fırsat bulursa kral da. Gel. Kral buraya gel. 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 İkiniz de aynı anda attınız galiba. Ben öyle oldum. Evet, evet. Uğraştırdı bizi, araktırdı mı kuş? Çok acılıymış. Evet. Abdurrahman gördü mü kuşu? Kraldan kurtulamadı. Evet, biz göremedik ama Abdurrahman iyi takip etti kuşu. Bak nereye konmuş? Evet, konduğu yer yani şöyle yaklaşık 15-20 metre solumuzda. Ama köpekler burada ferma verdi. Yani 3 köpeğin de bir köpeğin ferma vermesine diğer köpeklerin bulundukları yerden saygı göstermeleri yani güzel bir görüntüydü. Harika bir gün yaşıyoruz. Evet, patronları da çok sağlam. Evet. Yani evet. Gerçekten saygısızlıkları yok. Bazen kıskançlık yapıyorlar bazen tabii. Canım. Yani baksana kuşu ne yapıyor vermemek için. Sanki nedense kıskanıyorlarsa. Evet, o hepsi uçak köpeklerin arasında nasıl biz avcıların arasında bir rekabet demeyelim de illa böyle bir sataşmalar olur ya, tatlı sataşmalar olur ya. Aynen. Ya bu hayvanlar da kendi aralarında tabii bir yarış içindeler. O da bize çok güzel görüntüler veriyor. Harika oluyor. Tabii böyle kalabalık köpekle avlanırken çok dikkat etmek gerekiyor. Atışlara dikkat etmek gerekiyor. Ben özellikle pek köpekle av yapmadığım için, o konuda fazla tecrübem olmadığı için ona çok özen gösteriyorum, dikkat ediyorum. Kuşun havalanmasını beklemek gerekiyor. Kuşlar biraz yavuk kadar havalanmıyor, bekliyor. Evet, mu? Biraz da o da var ama işte atarken çok dikkatli olmak gerekiyor. Gerekirse atmamak lazım yani. De atmamak kuş gerekiyor. Önemli değil. Evet, tabii kuş önemli değil. Çünkü hayvana zarar verebiliriz. O risk de var çünkü. Thank you.
Şu güzelliğe bak be. Değil mi Kadir abi? Evet, gerçekten. Üçü de fermalı köpekler. Durur ki yeter. Şu pozisyon yeter. Allah'ım sana şükürler olsun be. Şu güzelliğe bak be. Şu güzelliğe bak be. Daha ne olsun? Allah'tan ne isteyelim ya? Hiç acele etme Turgut abi. Dur bir dakika. Hah gidiyorum. Köpek yani burada ferma verdi ama yürümüş. Evet yürümüş. Hayvan. Çok az şuradan anladım. Evet bir 5 metre falan yürümüş. Anladım. Burada bak başka da olabilir belli olmaz yani. İki tane olup da diğeri de kalkmış olabilir bir sağlama alana. Gidiyorum bak gör. Bravo çok güzel. Bak görüyor musun tecrübeyi görüyor musun? Köpekler bunlara yapmış. O kalkana değil. Aynen. Beni bile aldattı. Aferin getirin. Getirin çocuklar. İkisinde de birer tane var galiba. Bak. Evet gel. Hani? Tamam onu da bulduktıralım. Bulduktıralım onu da. Tamam sen bu senin evet senin attın bu. Hera. Diğeri neredeydi abi? Yok onu Hera aldı. Turgut abinin. Onda da var galiba. He? Ha yok. İki tane onlar ya. İkisi de iki tane mi o? Burada seninkini mi aldı o? Yok bu seninkini aldı Kadir abi. He. Oo hani bakayım. Hadi. Çok da güzel yağlanmış ya. Evet topaş topaş. Vay 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 vay. Tam göç bunlar. Tam Rus bunlar. tam Rus. Nerede bu şey öbürkü ya? Gel. Hadi bakalım. Aferin. Evet ikinci kuşumuz. Çağır bakalım yarayı kıskanmasın diye. Gel. Evet. Bu da yar bak. Hadi bakayım o da. Tabii çok daha o daha yağlıydı. Peki bu konuyla ilgili ne diyeceğiz? Bak köpekleri tüfek atınca köpekler bile o giden kuşa aldandı gördün değil mi? Kuşa durdular sandım yürümüş dedim. Ama senin burada tecrüben ön plana çıktı. Gerçekten dedin ya terk etmeyelim burada vardır dedim. Çünkü köpekler sanki oradakine yapmış gibi. Bu. Evet. Tabii uçan kuşa yapmadılar sanki burada başka bir kuşa yapmışlar gibi hissettim ben. Ben dikkat ettim. Hayvanlar köpekler buraya ferma verdiler. Turgut abinin arkasından kalktı. Eniştemin arkasından kalktı diğer kuş. O kuş ama çok güzeldi. Güzel uçtu. Bana bakarken çekti. Evet. Yani onu kaçırdı ama. Şurada hemen sınırda. Şu anda orada yani. Ona da bakarız bakalım. Nerede ferma verdi hayvan? Köpeği fermadaydı ama bozdu herhalde. Ben ona bakarken kaçırdım. Yok. Evet 20 numarada çubuk katması var orijinal. Yani. Evet çubuk meraları da bak şu bölgede. Evet. Bizim çubuk meralarımız da aynı zamanda az kaldı şunlar.
Çıldığı az kaldı. Aynı zamanda çubuk meralarımız. Ne yapıyor bu yıl? Keyfe bak, keyfe. Keyfe bak. Tabi soluna doğru tepeklerden tarafa uçuttur o zaman. Yürü yürü Kadir abi, yürü Kadir abi. Görürseniz söyleyin bak bana. Gördünüz mü? Dur. İyi bakın. Yılan, yılan. Yılan. Yılan mı? Yılan. Ha, o mu gidiyormuş? Gitme üstüne, gitme. Şey yılana mı yapmışlar? Aa, hani bakayım göster. Eyvah, eyvah. Evet. Onunla yılan da bırakmayacaklar. Alalım mı kuyruğundan? Nerede? Merada yılan da bırakmayacaklar. Bölge yapmayın bakalım. Çekeyim şunu. Evet. Hay mübarek hayvan. Kalbimizi yerine çocuklar bırak. Kuyruğundan bir gösterelim. Evet. Zarar verirlerse. He, yok silkelemeyiz ya. Silkelemeden ya zararlar onun da doğaya faydası var. Tabii. Şurada şurada. Kuyruğundan değil mi kafadan? Yok kafadan. Yok şöyle. Alıvereyim ben. Hı. Hayvancık. Ha bak çöreklendi oraya ya. Bırakalım. Elleme dursun burada ya. Hı. Hiç hiç ellemeyelim. Evet. Baba kendini korumaya al. Hadi. Tamam hadi. Bırak. Bırak. Onların da hepsinin doğaya faydası var. Yılan ferması da yaşadık ya. Bir on ol sen. Bir on ol sen. Kadir abi sen sola doğru geç. Aranıza girelim hadi. Turgut abi sen yürüme biraz. Kadir abi yürü. Hadi. O yana doğru uçturalım da. Görebilecek mi acaba bakalım mı? Görüyorum. He? Gördün mü? Kuşu gördün mü? He? Görsen üstüne atacağım daha. Yakalarsak bırakırız, bunu vurmayız. Evet, tabii. Evet, artık da önünde olması lazım. Yürüyor bak galiba. Sanki tüm şeyler sana kıpırdadı ama. Olsun. Evet, oradadır. Ah!
Ya kral burada. Ya. Gel oğlum gel. Şişt, burada. Ben bıraktım mı oğlum? Burada. Gel aferin gel. Şişt, gel. Aferin oğlum. Gel. Şişt, buraya gel. Hayır. Aferin gel. Gel gel. Gel bakayım. Al. Aferin lan aferin lan. Şu duşun yeter senin bu karmaya be. Aşkım benim lan. Güzel pozisyon oldu ya. Bu da çok güzel. Bu, bu ne ya? Bu da bomba gibi ya. Allah ne güzel mangal oluşum lan. Evet. Bunun finali yapmamız lazım. Aynen bunlarla değil mi? Yok finali de görüşeceğiz inşallah. Çok topaç gibiymiş. Ya. Büyük de bir kuş. At bakayım misafir torboşu ya. İri bir kuşmuş ha. Çok iriymiş. Çok da önünde burada ya. Nasıl göremedik onu ya? Ya göremedik ya. Görseydik onu biz yakalardık bak. Çok o öyle. Çok burada artık köpekler niyetim ucunda değil, belli etti. Şurada dedi ya burada. Evet, benim niyetim oydu görsem. Ama burada daha iyi var. Neyse onun da. Ama nereden geldik ben köpeklere be? Siz görmediniz mi onu? Görmedik be sen söyleyince biz bu taraf. Aklımdan ikisi de duruyor karşılıklı. Şey 200, 250-300 metre uzaktan abi geldik. Ben zaten yakınlaşınca açtım kamerayı. Ben kesildim gelirken yolda. Ali abinin rekorunu egale etmemiz gerekiyor. Yakalamayı mı? Yakalamayı mı? Evet. Abi ben aslında çok yakaladım ama yakaladıklarımı kendim çekemediğim için. Hep yakaladıklarımı düzgün çekemedim. Kepsini atıyordu üzerine yakaladı ama ben kepsiz yakalayıp Ali abiye. Evet değerli avcı dostlar. Bugün değerli abim Kadir Çiftçi ve değerli abim Turgut İstakoğlu oğluyla beraber bir bıldırcın avı yaptık. Çok bol kuşun olmadığı, havanın çok sıcak olduğu bir gün av günüydü. Çok bol kuş olmasa da güzel fermalar, güzel vuruşlar, güzel mankeler oldu. Zevkli bir av günüydü. Kadir abim de ilk defa köpekle avlandı bugün. Onun için de ayrı bir gün oldu. O yüzden öncelikle Kadir abinin bir düşüncelerini almak istiyorum av konusunda. Evet, bugün beni misafir ettiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizlerle güzel, zevkli bir gün yaşadım. Hani ben bugün bir ilkleri yaşadım. Nasıl ilkleri yaşadım? İki değerli ustamla birlikte av yaptım. Artı köpekle av yaptım. Bıldırcın avı yaptım. Avın ötesinde ben bugün avdan daha zevkli, avın daha önünde olan şeyleri yaşadım. Duyguları yaşadım. Neydi onlar? O köpeklerin fermalarıydı. Bana çok ayrı bir keyif verdi. Onun haricinde doğada olmak, doğayla iç içe olmak, sabah yaklaşık saat 8'den beri 4 saattir bir merada bulunduk. Merada olup gezmek, dolaşmak apayrı bir keyif. Zaten biz bu keyfi hep alıyoruz ama bir de böyle köpeklerle dolaştığımız zaman ayrı bir keyif aldım. Ben bir şeyi itiraf edeyim, beni tanıyan arkadaşlar bunu bilirler, itirafım da şu olacak. Ben genelde köpekle av yapan dostlarıma böyle hani şunu derdim. İşte köpek buluyor, avcı vuruyor derdim. Ben genelde Trakya tarafında köpeksiz tavşan avı yaparım. Yani yerlerini bilirim, giderim. İşte tesadüftür, tevafuktur. Mutlaka boş dönmem, tavşan avını yaparım. Ama bundan sonra ben böyle bir daha köpekle av yapan sizin gibi değerli abilerime kesinlikle işte köpekle av yapıp da avı basitleştiriyorlar demeyeceğim. Bunun apayrı bir zevki varmış, apayrı bir güzelliği varmış. Bundan sonra sık sık sizin gibi iki değerli hemşerim varken, iki değerli bir kardeşim, bir abim varken sık sık artık memleketime gelip bundan sonra benden çekeceğiniz var. Çıllık avına da gelirsin değil mi? Çıllıkta da evet, sizle beraber olacağız. Turgut abinin inşallah de düşüncelerini alalım bir Turgut abi. Valla işte Abdurrahman sabahleyin ava başladık. Güzel bir av günü geçirdik. Köpeklerimizin fermaları, doğada olmamız, atmamız, vurmamız, işte, kaçırmamız bana güzel bir keyif verdi. Günü yaşadık sağlıklı olarak yeni av günlerine ermek niyetiyle rastgele diyorum. Evet değerli avcı dostlar, güzel bir gün yaşadık. Hakikaten sıcak olmasına rağmen havanın
Köpekler de mücadele etti. Biz de gezdik. Yani bayağı bir 4 saat kadar hep Mera'da gezdik. Güzel fermaların, güzel mankelerin, güzel vuruşların olduğu 3-5 pozisyon yaşadık. İnşallah bu güzellikleri yaşamaya devam ederiz. Ama tabii bunun için bugünlerde yaşadığımız sıkıntılı olaylardan dolayı şunu söyleme gereği duyuyorum. Hakikaten şunu hep aklıma gelir, şu gelir. Ya biz birlik olmalıyız, birlik olmamız gerekiyor. Biz çok hani avcılığı çok iyi doya doya yaşamış insanlar olarak bunu sağlıklı bir zemine oturtmamız için birlik olmamız gerekiyor. Bizim için çok önemli değil ama gençlerimiz için çok önemli. Çünkü gençlerimiz elimizden gidiyor. Uyuşturucu, internet oyunları, internet gibi şeyler çocuklarımızı kötü alışkanlıklara çok kolay itebiliyor. O yüzden avcılık bir spordur. Bunu bilinçli olarak gençlerimizi, çocuklarımızı ve gençlerimizi bilinçli olarak yetiştirdiğimizde hayvan severek avcılığı, yani hayvanı severek avcılığı öğrettiğimizde onlar avcılığı yapar ama avını da korur. Avını da bilinçli, üremesi için elinden geleni yapar, yaşaması için elinden geleni yapar. Çünkü onun en değerli varlığıdır. Çünkü ben olayı avcılığı gerçek avcılar için söylüyorum. Yani hakikaten ava hakaret veya avı bilinçsizce avlayan avcılar için değil. Gerçek avcılar için bu böyledir. Ama bunu maalesef biz böyle olduğunu yansıtamıyoruz. Neden yansıtamıyoruz? Birlik olamıyoruz. O yüzden birlik olalım, birlik olalım, birlik olalım rastgele. Rastgele.